Merhaba arkadaşlar. Bu videoda klasik paketinde bolca tribute run yapacağımız Dire Maul Dungeon'ın hikayesini anlatacağım. Dire Maul'un adı dehşetli tokmak veya gürz anlamına gelir ve özellikle bu ismi ogre'lar yerleşmeye başladıktan sonra alır. Eskiden bir Night Elf şehri olan Dire Maul, Eldrathalas adıyla anılmaktaydı. Dönemin efsanevi kraliçesi olan Kraliçe Asshara'nın arcane büyüsü sırlarını saklamak için kullanılmaktaydı. Bu arken büyü sırlarının saklandığı birçok kadim mahzene sahip olan Eldrathalas, barış içinde yaşanabilen, Kraliçe Asshara'nın hizmetkarlarının çoğunlukta bulunduğu bir Highborn şehriydi. Günümüzde ruhen bile olsa devamlılığını bu şehirde sürdüren Shandralar Highborn elfleri tarafından yönetilmekteydi. Dungeon içerisinde hala kendilerini görebilirsiniz. Bu barışçıl dönem ancak Kadimler Savaşı'na kadar devam edebildi. Kadimler Savaşı'ndan, Kadim Goldrin tarafından korunduğundan, kısmen sağ çıkmayı başaran Eldrathalas, The Great Sundering hadisesine yenik düşüp şiddetli bir yıkıma maruz kalmıştır. Great Sundering, Türkçe'ye kıtaların ayrılması olarak çevrilebilir. Orkların Azeroth'a geldiği dönemde onlarla birlikte gelen Ogre'lar tarafından mesken tutulan Eldrathalas, zaman içerisinde Ogre diline daha yakın olan Dire Maul adıyla anılmaya başlar. Zaman içerisinde arkane büyü gücünü arayan satir ve undeadlere de ev sahipliği yapan Dire Maul'da yaşayan topluluğu en çok sevdiği etkinlik gladyatör oyunlarıydı. Kral Varian'ın hikayesine detaylı girmeyeceğim. Daha önceki Ragnaros Onyxia ve Neferen'in hikayesini anlatan videomuzda Varian'ın kişiliğinin hem fiziken hem de ruhen güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye bölündüğünden bahsetmiştik. Bunlardan güçlü olan Varian'ın yolu Rekhar, Earthfury, Brawl Bearmantle ve Valyra Sanguinar ile kesişir. Rekhar güçlü Varian'ı kendi gladyatör takımına dahil eder ve onu gladyatör olarak eğitmeye başlar. Günlerden bir gün Rekhar hem Varian'ı güçlendirmek hem de ganimeti kazanabilmek için hikayesini anlattığımız Dire Maul'a gelir ve kendi gladyatör takımını turnuvaya dahil eder. Azeroth'un en ünlü gladyatör arenası haline gelmiş olan Dire Maul Antik Tiyatrosu'nda kuma çıkan Varian, rakiplerini bir bir yener ve finalde takım halinde Giago, Two Heads ve Birli ile karşılaşır. Görkemli bir dövüşün ardından kazanan Varian ve ekibi olur. Böylelikle Varian'ın o dönem kullandığı isim olan Logaj sesleri Dire Maul arenasında yükselir. World of Warcraft oyununun çıkışına kadar hikaye örgüsünü bu şekilde sürdüren Dire Maul, son olarak Cataclysm ek paketiyle karşımıza çıkıyor. Ogre ırkının en meşhur üyesi olan Cho'Gall'ı, burada yaşayan Ogre'ları Twilight Hammer tarikatına hizmet etmeleri için ikna etmeye çalışırken yakalıyoruz. Anında saldırıya geçip durumun önüne geçiyoruz ve Cho'Gall bölgeden kaçarak uzaklaşıyor. Her ne kadar oyunda King Gordok'u öldürerek bizler kahramanlar olarak Dire Maul'un kralı unvanına erişsek de, Warcraft'ın Traveler isimli romanında Gizlenmişler Tarikatı The Hidden'ın ikinci lideri pozisyonunda bulunan Malus isimli bir insan, desteğini de aldığı ogre bir savaşçı olan Trog ile Dire Maul'a gelir ve kralı öldürerek Dire Maul ogre'larının başına geçer. Hikayesinin sonuna geldiğimiz Dire Maul Dungeon'ı nasıl yapılır ya da başta bahsettiğimiz Tribute Run ne işe yarar gibi bilgileri nereden öğrenebileceğinizi biliyorsunuz. Gerekli linkleri videonun altında paylaşacağım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek dileğiyle.